أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الأولياء مادت يا مولى محمد على قال مادت استعاذ بالله بسم الله الله سبحانه وتعالى'nın güzel kullarına hazırlamış olduğu tabi mükafatlar sınırsız olmasıyla birlikte tabi azabı da o derece korkutucu, ürpertici bir haldedir. Onun için Rahman'ın kulları diye başlamış olduğu ayeti kerimeler ki Rahman rahmet celbetmesiyle birlikte o kullar yine Rablerine Celle Celaluhu şöyle niyazda bulunurlar diyor dua ederken. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Rahman'ın kulları şöyle dua ederler Rablerine. Ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden sarf eyle, bizden uzak eyle. Neden? Çünkü o dünyadaki azaplara benzemiyor. Dünyadaki cezalar mülazim değildir insana. Yapışıp da bırakmayan değildir. En kötü ihtimalle canın terkine kadar yapışır adama. Ondan sonra devamı yoktur yani. Ama inne azabaha kana garama, cehennem azabı öyle değil, yapışıyor bırakmıyor diyor. O yapışıp da bırakmayan azaptan sana sığınırız ya Rab. Onu bizden sarf eyle. Hangi güç ve kuvvet ona yetebilir ki Allah'a asi düşüyor? Yani insan hata eder başka bir mevzu, bir de Allah'a karşı durur başka bir mevzudur yani. Hata eder nedir? Rabbim Allah'tır. İdrakı, imanı kalbindedir. Ama yani kendine malik olamaz, kendine engel olamaz. Şundan da bir tadayım der. Haram olan meyveden yer mesela. Bunlar olur, ilk günden beri oluyor çünkü. Ama kalkıp da Allah'a büyüklenmek haşa. Allah'ın yolunda yürüyenlere kibirlenmek haşa. Bunlar çok çok beter işler. Allah'ın azabını hafife almak, Allah'ın azabını inkar etmek, bunların üzerine gitti mi kul maazallah çok acayip. Rahman suresinde Rabbimiz Celle ve Ala وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا diye buyuruyor. Rabbinin huzurunda duracağı günden haşyet içerisinde, havf içerisinde, korku içerisinde olan kullara iki cennet vardır diyor Mevlamız. Ehli tefsir uleması diyorlar ki bu iki cennet ne için iki cennet? Birisi itikadının düzgünlüğünden dolayı verilecek, birisi amelinin düzgünlüğünden. İtikadı düzgün olmayana cennet yok zaten. İtikad bozuk ise adamda cennet yok. Bidat ehlinin o bozgun ve sapkın inancı onu dinden çıkartıyorsa zaten cennet yok. İtikadı doğru olduktan sonra diyor, ameli de ona tamamlayıcı olarak getirirse iki cennet var. Ayrı bir mükafat yani. Şimdi itikad bozuk ise iş bitik zaten. O itikadın bozukluğunu ne gösteriyor? Adamların İslam'ı yaşamaya gayret gösterenlere olan tenkidi, onlara olan tahkiri, hakir görmesi, nefretle bakması, alçaltması, bunlar hep imanın yokluğunu gösteriyor. Tabii yani cehalet insanın en büyük düşmandır derler ya. Cahil bırakılmış olan insanımız, İslam'ı yaşayanların elbiselerinden de, yaşantılarından da bir uzak kalmış. Burası muhakkak. Fakat çarşaflıyı gördüğü zaman bir insan, cübbe şalvarlıyı, sarıklıyı gördüğü zaman bir insan bir tedirginlik duyabilir. İslam'dan uzak sistemlerin onlara öğretmesi gerekip de öğretmediklerinden dolayı, bu cehaletinden dolayı bir tedirginlik yaşayabilir yani. Solcu grupların, ateistlerin, içkicilerin, kumarbazcıların ortasında doğmuş ve yetişmiştir. Üniversitelerde, o meclislerde olmuştur. Onun için
Çarşaflı gördüğü zaman korkar. Cübbe şalvarlı gördüğü zaman kavga. Bilmediğinden mütevellit olur bu yani. O insan günden güde kendini geliştirip de bir gün öğrendiği zaman ah niye korkuyormuşum diye de söyler yani. Nice insanlar vardır. Yani çarşaf giymeden önce, cübbe şalvar sarık giymeden önce o tarzda insanları da bir acayip gelirdi bize diye kendileri söylerler. Sonradan giydikten sonra yani cahilliğimizdenmiş diye söylerler. Ama bir takım grup kibriyle birlikte inadi olarak bu yaşantının karşısında duruyor. Bu yaşantıyı istememezlik başkadır. Bu yaşantıyı tahkir etmek başkadır. Bunlar apayrı şeyler. Ne yapıyorlar? Bir çarşaflı kadına gidip tükürüyor üzerine adam. Adı ne adı? Bakın Allah nasıl rezil etmiş halbuki. Yani ibretle baktığın zaman adamın adı Atınç. Allah doğarken koymuş zaten. Damgasını alnına yani. Atınç. At. Adamın adı böyle. Kalkıp yalnız modernliği, centilmenliği, 21. asrın insanı getirdiği çok harika ahlak anlayışını savunurken, savunmasız, yalnız başına olan bir kadına hem küfür edip hem tükürmeye yelteniyor. Kim bu? 21. asrın yetiştirmiş olduğu modern insan. Nerede İslam'ın anlayışı, nerede bunların anlayışı? Yani biz Müslüman olarak hiçbir kafirin yüzüne tükürmedik. Peygamberi Zişan bize bunu öğretmedi ya. Fahrican Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de müşriklerin ortasında Kabe-i Muazzama'nın önünde secdeye vardığı zaman ki o zaman Kabe-i Muazzama'nın etrafı da içi de putlarla doluydu. Öyle olduğu halde Resul-i Ekrem gidip orada secdeye varıyordu. Kabe-i Muazzama'ya. Ebu Cehil dedi ki orada bir işkembe var. Bunu kim dedi Muhammed'in üzerine atar? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tane çıktı ben atarım dedi. Geldi o işkembeyi Resul-i Ekrem'in üzerine attılar. Onun üzerine attılar Efendimiz'in. Nasıl benzer haller görüyor musunuz? Nasıl benzer haller? Şimdi bunu niye anlatıyorum? Ha bu konuda bizden sağduyu beklemesin kimse. Onun için anlatıyorum. Bir çarşaflı onların tabirle bayan, bizim tabirimizde hatun kişinin savunmasızken, tek başınayken üzerine tüküren bu edepsizler. Hadi biraz erkeklikleri varsa yanında erkeği olan bir kadına tükürsünler de görelim bakalım. O kadar kaypak, o kadar korkak. O kadar korkak. Tek başına bir kadına gidip bunu yapıyor yani. Bu tecavüz misli bir fiiliyattır yani. Bu ne demek üzerine tükürmek? Resul-i Ekrem'in üzerine işkembe attılar. Koşa koşa Hazreti Fatıma geldi. Daha çocuk. Koşa koşa geldi. Babasının üzerine attıklarını duyunca aldı o işkembeyi atanın üzerine. Ağzına geleni de söyledi. Biz Hazreti Fatıma'nın talebeleriyiz. Biz Hazreti Fatıma'nın yolundayız. Biz Ehl-i Beyt'in yolundayız. Bizim elbisemize bir vakit hakaret ettiler diye biz savaş bile çıkarttık. Zamanında yani. Böyle bir sağduyu yok yani. Bir kafir, bir münafık gelip bana tükürür. Ben bunu sağduyuyla karşılarım. Ben bunu affederim. Olmuş mu? Olmuş da yani. Adapazarı'nın merkezinde, hem de Adapazarı gibi bir yerde yani. Sakarya muhafazakar diye geçer. Batı'nın en muhafazakar şehridir. Hem de yaşlı bir teyze. Yani büyük ihtimalle 75-77 yaşlarında bir teyze.
O cumhuriyet kapalılığı tarzında bir işte başörtü var başında da. Ben tam arabaya bineceğim. Baktım bize doğru bakıyor. Hanıma da bin dedim. O da ona baktı. Biz de bakıyoruz. Ben de zannettim yardıma ihtiyacı var herhalde. Buyur teyze dedim, bir şey mi istiyorsun? Gülüyorum. Meğer tükürecekmiş bana. Allahu Ekber, Yani tamam mı? Allah. Karşıdan tabii o şey gibi değil, püf, yaptı böyle karşıdan. Ben de güldüm, arabaya bindim gittim. Şahsıma yaparlar umurumda olmaz. Ama benim yanımdaki bir kadına veyahut da etrafımdaki bir kadına böyle bir şey veyahut da bir kardeşime böyle bir şey yaparlarsa bunun sağduyusu olmaz. Bu o adamı edeplendirmek de vazifedir yani. Vazifemizdir. Böyle bir şey yok yani. Geleceksin sen benim İslam'ı yaşayan Müslüman kardeşime dininden dolayı çarşaf giymiş küfür edeceksin benim yanımda. Tüküreceksin benim yanımda. Ben de sağduyu diyeceğim. Öyle bir sağduyu yok kardeşim. İslam'ın gereği neyse onu yaparız biz orada yani. Bu da vazifemizdir. Atınçı atınç hale getiririz orada. Evet. İşte bu mülazim azap diyor. Yapışır insana, bırakmaz. Dinlemezse bu ayetleri atınç olur. Kakınç olur. Mahvolur gider o vakit. Tevbe etsin, kendine gelsin. İnneha sa'at mustakarra ve mukama. O cehennem ne kötü bir yerdir. Ne kötü kalınacak bir yerdir. Ya Rabbi diye Rablerine dua ederler. Allah Subhanahu ve Teala'dan cehennem azabından Allah'a sığınırlar Celle Celaluhu. Bir özelliği de odur Rahman'ın kullarının. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. Allah yolunda infak ederken diyor onlar, lem yusrifu, israf etmezler. Ve lem yakturu, cimrilik de yapmazlar. Ve kâne beyne zâlike kavâma. Bunun arasında orta bir yol tutarlar. Nedir bunun orta yolu? Bunun orta yolu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği yoldur. Nedir? Ha, önce üzerine farz olanlardan başlayacaksın. Evindekiler açken gidip başkalarını doyurmaya çalışmayacaksın. Çünkü onlar sana farz. Ha, evindekini doyurdun, evindeki baklava istiyor. Ama komşun aç. O zaman baklavayı almayıp komşuya götürürsün. Farz önce, sonra vacip, sonra sünnet. Bu şekilde ayarını yaptığın zaman beyne zalike kavama olur. Arada. Ama vacibi bırakırsan farza yeltenir nefis sonra. Sünneti bırakırsan da vacibe yeltenir. Bu nizamı Resul-i Ekrem bunun için kurmuştur yani. Sünnetin terkini adet edersen vacibi terk etmeye başlarsın ileride. Vacibin terkini adet edersen farzın terkine başlarsın. Ve orta yollu olmak bir de şudur ki nefsinin her istediğini yapmamaktır. Hazreti Ömer radıyallahu teala an bir insana günah olarak canının her çektiğini yemesi yeter diye buyurmuş. İsraf olarak. Kefa bil mer'i israfen. Bir insana israf olarak şu yeter ki diyor, her canının çektiğini yesin. Öyle bir şey yok. Her canının çektiğini yemeyeceksin. Müsrif olursun diyor Hazreti Ömer radıyallahu teala. Fakat ehli ilme sormuşlar. Yani böyle bir şey var mı? Ne kadar harcarsam harcayayım israf olmasın. Bir gıdım dahi harcasam israf olsun. Böyle bir seçenek var mı? Evet demişler. Allah yolunda ne kadar harcarsan harca israf olmaz. Ne kadar harcarsan harca israf olmaz. Ama bugünün tabiriyle bir kuruşu gidip günaha harcasan israf olur. Direkt. Böyle de var yani. وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا.
orta yollu giderler. Bunlar tabi normal kulların gidişi böyle. Aşık kulların halleri var tabi. Ona yalnız aşka düşmeden gitmek de olmaz. Hazreti Ebu Bekir gibi yapayım dersin. Ama bu Hazreti Ebu Bekir gibi olmadan yaparsın. Sonra ağlar durursun verdiğine yani. Ne oldu? Mahvedersin. Boşa gider abi, taatin, amelin yani. Tebuk Savaşı'nda Hazreti Ebu Bekir ne yaptı? Bütün malını verdi. Sadaka olarak savaşa. Savaş askerine. Sonra Resul-i Ekrem sordu ya, dedi ki ya Ebu Bekir, ehline ne bıraktın? Ne buyurdu Hazreti Bekir? Allahu ve Resuluhu. Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Allah'a aşık bir kuldu, sorun yok. Biz savaşa gideriz, geliriz. Biz yine Allah'ın verdiğini yeriz. Celle Celaluhu. Ben bunu yapayım diye ortaya çıktın. Sonra ne oldu? Verdikten sonra biraz karnı acıktı. Ah, keşke biraz bıraksaydım. Biraz şöyle yapsaydım, şöyle olsaydı böyle. Ya niye yaptım? Biraz sonra başlar kafayı vurmaya. Duvar aramıyor. Ben ne yaptım gibi. Böyle yapacaksan bu iş olmaz yani. Şibani Rai Hazretlerine gelip sordu da zekatın hükmünü sordu diyor Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Ahmet bin Hanbel Hazretleri geldi sordu ona. Şibani Rai çoban, şeyban demek. Okumamış, bilmemiş, evliya. Nasıl bir evliya bu yani? Okumadan evliya mı olur? Ehli ilim hemen böyle yaklaşır meseleye. Tamam mı? Sonra gelip soruyor Hazret'e. Diyor ki zekatı anlatır mısınız bize? Size göre mi anlatayım demiş, bize göre mi anlatayım demiş. Ondan sonra o da demiş ki Allah Allah, size göresi bize, İslam'a göre neyse o. Diyormuş ki bize göre anlatın. Size göre demiş, malınız 80 gram altın olduğu zaman kendi asıl ihtiyaçlarından fazla olarak 80 gram altın kenarda varsa, bir senede bunun üzerine döndüyse kardeşim 40'ta birini Allah için verirsiniz bunu. Bakmış tamam, fıkhi kuralları tamamen söyledi. Eksik yok. Tabii hemen içeriden bunlara göre nasıl acaba? Size göre nasıl demiş. Bir de onu anlatın. Bize göre demiş, biz Allah'ın köleleriyiz. Celle Celaluhu. Efendisinin yanında kölenin malı olmaz. Elimizde ne varsa Allah'ındır demiş. Celle Celaluhu. Onun için biz 40'ta bir, 3'te bir yapmayız. Hepsi Allah'ındır diye. Orada öyle söylemiş. Şimdi o makamın ehliysek tamam. Değilsek yavaş yavaş, hemen değil yani. 40'ta 1'den önce sonra 40'ta 2'ye çıkart, 40'ta 5'e çıkart. Öyle yavaş yavaş Allah'ın izniyle o noktaya geliriz. Her şeyi usulünce yapmak gerekir yani. وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. Başka ne özelliği var onların? وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Onlar Allah'tan başka bir ilaha ibadet etmezler. İbadet etmezler. Bu konuda bu ayetleri çok çok söylerler. Vahabi akımı bizim şeyhimize olan muhabbetimizi Allah'tan başkasına dönmek olarak telakki ederler. Bu bunları anlamamak demektir. Bunları anlamamak demektir. Biraz önce ne dedim? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem içinde put olan, etrafında put olan Kabe-i Muazzama'ya dönerek secde etti. Bunlara bunu görselerdi Efendimiz'e de haşa müşrik diyecekler. Puta doğru secde ediyor. Allah subhanahu ve teala bize Resul-i Ekrem'e tabiiyet ile emretti. Muhabbet ile emretti. Salavat ile emretti. O benim Habibimdir ne demek? Yerin göğün sahibi Habib olarak seçtiyse onu,
Bütün ümmetin Habibi olması lazım o. Habibi olursa ümmet en yüksek makama ermesinin, ereceğinin göstergesidir o. Allah'ın Habibi olmuş. Allah'ın Habibi buradan giderken yerine halife bırakmadan gitmemiş. İlahi sırlarını dökmeden gitmemiş. Hazreti Ebu Bekir'e vermiş onu, Hazreti Ali'ye vermiş, Hazreti Osman'a vermiş, Hazreti Ömer'e vermiş. Eğer sade öyle onda kalıp devam etmeyecek olsaydı o sırları niye söylesin? Nereden biliyorsunuz öyle bir sır söylediğini? Hazreti Ebu Hureyre'den biliyoruz. Ne dedi? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana bir takım şeyleri anlattı, size anlattım. Bir takım söylediklerini onu anlatamam dedi. Hepsini anlatmaya izin yok. Havasa öğretilecek de ilim var. Özel kullara kaldırabileceği. İşte bunlar şimdi Kur'an-ı Kerim okuyorlar, ayetleri okuyorlar, kendini bir şey sanıyorlar. Sonra geliyorlar tasavvuf ehlinin kitabını okuyorlar. Ehline de gitmiyorlar, ehlinin kitabını okuyorlar. Zannediyor kendi havastır anlayacak. Anlayamazsın. Anlayamazsın. Anlayamıyor da neticesinde. Şeyhi put yerine koyuyor. Şeyhi put yerine koyuyor. Diyor ki bak siz böyle yapıyorsunuz. Mehmet okuyan diye bir adam var. İşte bunlar diyor şeyhleri diyor koyuyorlar araya. Bak ayeti kerimede geçiyor. Şeyden okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ankebut suresinin başından okuyor. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهَنْ اَخَرَ diye onu okuyor. Fakat aynı surenin devamında Mevlamu Teala neyi kastettiğini çok yerlerde anlattığı gibi aynı surede de anlatıyor tefsirinde. O Allah'la aralarına koyduğu insanlar onları duyuyor mu diyor Mevla? İşitiyor mu? Onlara bir fayda sağlıyor mu, zarar veriyor mu? Biz, Peygamber Can bizi duyuyor muydu? Duyuyordu. Biz onu duyuyor muyduk? Duyuyorduk. Bize faydası var mıydı? Vardı. Yanlış yaparsak zararı da vardı. Yani ayeti kerimelerin nereye yöneldiğinin farkında değiller. Eğer Allah Subhanahu ve Teala bir kulu vasıtasıyla bizi kendine çekmeseydi, o zaman bir yanlış yaptığınız zaman diğer ayeti kerimede niye peygambere gidin diyor bize? Niye emrediyor peygambere gidin diye? Beni seviyorsanız peygamberime tabi olun niye diyor? Hep ayet bunlar ya. Bunların anlayışına göre beni seviyorsanız peygambere giderseniz müşriksiniz. Haşa. Ayete ters yani anlatımları. Ayete ters. Peygamberi zişana tabiiyet başkadır. Medet ya Resulallah demek başkadır. Resulullah'ın hürmetine istemek başkadır. Onu da bize Efendimiz öğretti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kör bir insan geldi Resul-i Ekrem'in huzuruna. Ya Resulallah dua et dedi. İyileşeyim. Çok sefalarında dua etmişken Resul-i Ekrem bu sefer başka bir şey öğretti ümmetine. Dedi ki sana bir dua öğreteceğim git onunla sen dua et. Şeyde geçiyor bu. Onu salavat olarak ekledi Süleyman Cezuli Hazretleri. Delailu Hayrat'a dersimizde var yani. İnni etevecehu ileyke bihabibikel Mustafa. Sana Habibin Mustafa'n ile yöneliyorum ya Rabbi. Peygamber Zişan öğretti bunu. Ya Muhammedu işfa. Bana şefaatkar ol. Bana yardımcı ol. Bu duayı Resul-i Ekrem öğretti. O gitti dua etti gözleri açıldı. Gözleri açıldı. Hadis-i şerif bu yani. Ama hadis-i şerifleri kabul etmiyoruz biz. Onlar yanlıştır. Sonra bize delil getiriyorlar. Kim? O Emre Dorman denilen bir cahil var. Diyor ki işte Hasan-ı Basri Hazretleri diyor şöyle söyledi diyor metinde yazıyor. O metini biz niye kabul edelim? Sen bizim Bukhari şerifimizi kabul etmiyorsun. Kendine delil olarak Hasan-ı Basri'nin söylemiş olduğu bir sözün kitapta alınışını getiriyorsun. Biz onu kabul ediyoruz. O kadar saçma sapan sözler var ki. Kendi delilleri tefsir kitabından almışlar. Başka bir kitaptan almışlar. Bukhari'yi kabul etmiyorlar. Müslim'i kabul etmiyorlar. Biz onların aldıklarını kabul edeceğiz. Tabiri caiz ise
30 tane kitap var. Bunlar o 30 tane kitabın belirli noktalarındaki şeyleri alıyorlar. Diğerlerine itiraz ediyorlar. Bize delil sunarken bile sunacakları delilleri yok yani. İtiraz ettiği kişilerin kitaplarından aldıkları delilleri sunuyorlar bize yani. Bu kadar zır cahil insanlar. La yed'ûne ma'allâhi ilâhen âkhara ve lâ yaktulûnen nefselleti harramallâh bilhak. Allah'tan başkasına ibadet etmezler. Biz şeyhimize ibadet etmiyoruz. Açın kulaklarınızı ey sapkınlar, dinleyin. Biz şeyhimizin Allah'a en yakın kul olduğuna inanıyoruz. Ona benzedikçe Allah'a biz de yakınlaşacağımıza inanıyoruz. Allah'ın sevdiği kul olduğuna inanıyoruz. Allah subhanehu ve teala kuluna nazar eder diyor Resul-i Ekrem. 360 kere yanlış hatırlamıyorsam küsur kere günde. O kalpte Allah varsa tamam, değilse bırakır diyor. Bizim şeyhimizin kalbinde her daim Allah var Celle Celaluhu. Biz böyle inanıyoruz. O kalbe eğer biz girersek Allah'ın nazarı bize de gelecek diye inanıyoruz. Sen niye öyle olmuyorsun? Zaten çalışıyorum öyle olmaya. Ben beceremiyorum, ne yapayım yani? Yapabildiğim kadar. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kullu demişler. Hepsine eremiyorsan hepsini bırakmak olmaz. Erebildiğin kadar, yapabildiğin kadar yani. Biz hani karınca misali diyorlar ya, uğraşıyoruz kardeşim. Peki. Vela yaktul, Rahman'ın kullarının bir özelliği nedir? Vela yaktulunen nefselleti harramallahu bil hak. Allah'ın haram kıldığı bir canı haksızın öldürmezler. Haksızın öldürmezler. Bugün ortalığı bir vervele veriyorlar. Bir tane çocuk ekmek almaya giderken diyor, öldürülmüş. Neydi onun adı? Berkin Elvan mıydı? Hı. He. Ondan sonra Afrin'dekiler öldürülüyormuş. Ondan sonra cima, yahu 30 senedir 40 senedir durmadan askerimiz şehit oluyor doğuda. Yine onu siz dillendirip hükümete çatıyordunuz. Değil mi? AK Parti zamanında PKK bitecekti. Niye bitmedi? Hala çocuklarımız doğuda şehit oluyor. Temizliyoruz şeyi. Ne derler? Doğuyu temizlediler. Ona destek veren dışarıyı temizlediler. Bu sefer oradaki PKK'lar ölüyor diye ağlıyorlar. Ne kadar şah külü şaşmış bunların ya. Yani askere katil diyecek kadar şah külü şaşmış. Bunların devletin hızlı bir şekilde bir çeki düzen ve edeplendirmesi lazım bunları. Bu kadar pervasızlık olmuyor. Bu demokrasi falan değil bu yani. Bu hür irade, hür ifade değil bunlar. Bu vatan hainliği. Bunun başka bir açıklaması yok. Hocasını da alsın. Hocası da böyle söylüyorsa, Afrin'e giden şehit midir değil midir diye böyle propaganda yapan, demagoji yapan hocalarla da yüzleşsin devlet yani. Onların da cezasını kessin. Sen ne biçim hocasın ya? Hangi hoca İslam ordusu savaşa giderken acaba şehit misin değil misin muhabbeti yapmış? Bizim hocalarımız... Bismillahirrahmanirrahim. Akşemseddin Hazretleri gibi, diğer Ebu Suud efendilerimiz gibi, diğer isimler gibi askerimizi orada hazırlamak için sohbet yaparlardı. Onlara cihadın faziletini anlatırlardı. Ne niyetle cihad edeceklerini anlatırlardı. Senin bunu anlatman lazım. Tamamen kafirin, tamamen münafığın sözcüsü oluyor. Münafığın sözcüsü oluyor. Böyle hocalık mı olur yani? Vatan haini bunlar ya. Başka bir açıklaması yok. Hain oğlu. Ama o da işte babası iyi bir adam. Onun için diyemiyoruz öyle. Hain diyeceksin. Babası adam gibi adam. Sonra biz işte haksızın kimseyi öldürmüyoruz. Biz haksızın kimseyi öldürmüyoruz. Devlete silah sıkan adamı öldüreceksin. Bu devlete ihanet olur yapmazsan bunu yani. Devlete ihanet olur. Biz devlete ihanet edemeyiz. Biz bu millete ihanet edemeyiz. Dinimize ihanet edemeyiz. Karşı çıkıyorsa, düzenimizi bozmaya çalıştığı için biz ecdadımız kardeşini bile dinlemedi. Nerede kalmış bu münafıklar yani? Bu kafirin taşeronları nerede kalmış? Biz Osmanlı'da
aynı anadan doğan kardeşimiz devletin nizamını bozmaya çalıştı da kardeş demedi o şanlı ecdat. Devletin nizamını bozan kardeşim olsa bile bakmam gözünün yaşına dedi. Nizamı muhafaza eyledi. Çünkü başka bir seçenek yoktur. Oraya oturuyorsan bırakacaksın kardeşlik, mardeşlik, şunluk, bunluk. Kadıysan da öyle, padişahsan da öyle. Kadıysan geldi oraya amcanın oğlu. İşte bana göre hüküm ver. Ver de sonra cehennemde azabını çek. Öyle bir seçenek yok yani. Haklı haklı, haksız haksız. Onun için biz zalimi öldürdük. Biz haini öldürdük. Arasına karışmasın kimse. İlahi irade bile böyle tecelli eder. İlahi irade bile. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyordu da Hazreti Ayşe'ye Mehdi aleyhisselamdan önce olacak son olayı anlatıyordu. Şam'dan bir ordu Mehdi'yi öldürmek için gider de diyor, olduğu gibi çöle batar onların hepsi. Çöle batıracak Allah onları. Hazreti Ayşe dedi ki ya Resulallah, onların içerisinde onu sevk eden, deveyi sevk eden şey var. Çoban var. Ondan sonra sucu var. Onları suluyor. Hani onların davasını gütmüyor ama onlara hizmet etmek için oraya girmiş. Hepsi birlikte ölür dedi Peygamberimiz. Hepsi birlikte ölür. Dirilirken niyetlerine göre dirilirler. Ha, neyi öğretti burada? Zalimin, hainin arasına girersen onun başına gelecek, kurunun yanında yaş dayanır derler ya atalar. Araya girersen sen de gidersin kardeşim. Nerede duracağın dikkat et. Onun için biz ehli İslam ne diyoruz? Toplu günah işleyen yerlere girmeyin sakın. Girmeyin sakın oraya. Yok oturacağım da, yok iki dakika sohbet edip çıkacağım da, yok. Bir bela geldi mi hepinize gelir kardeşim. Niyetine göre dirilirsin ama hepinize gelir. وَلَا يَزْنُونَ Zina etmezler. Zina yapmaz onlar. Onların hasaisi, Rahman'ın kullarının özelliği budur. Helaliyle. Allah helal yol açmış, helal kapı açmış. O helal yoldan yürüyecek. Allah'ın izin verdiği şekilde yürüyecek. Bu iş böyle. Ha, bugün bu işi cıvıttılar. Bu işin ipini kaçırdılar. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Hoşlarına gitse de gitmese de söyleyeceğim yani. Üniversitelerde kızla erkek bir evde kalıyorlar. Böyle yaşantı sağlıyorlar. Aileler de duyuyor, buna da bir şey demiyor. Ben o kardeşlerime diyorum ki gidin dini nikahınızı kıyın kardeşim. İki tane şahitle birlikte. Öğrenin dini nikah nasıldır. Zor değil. Nikahınızı kıyın, evinizde öyle kalın. Allah'a asi olmayın. Celle Celaluhu. Hocam işte öyle derse bu iş ucunu. Zaten iş ucu alınmıyor ki kardeşim yani. Salıyorsunuz çocuklarınızı üniversite diye. Ne yaptığından haberdar değilsiniz ya. Her akşam başka kafede, her akşam. Bu zinakarlıktır. Bu bize bela getirir, musibet getirir. Madem bu işi yapacaksanız yapın nikahınla. Çok mu beğendin onu? O da seni çok mu beğendi? Tamam, nikahınızı kıyın. İşte annemiz babamız kızar. Ya annen baban senin nikahsız bir şekilde aynı evde olmana kızmıyor mu? Ya böyle saçma sapan oyunlarla kendinizi kandırmayın yani. Allah'a asi olmayın. Ne o üniversiteden ne o hayattan size bir hayır gelmez. Zinakar insanı hayatı sonra ne olur? Berbat olur. Sıkıntılar veririm diyor Mevla Celle Celaluhu. Bakıyoruz herkes dert yanıyor. Şimdi şu zamanda herkesin derdi aynı. İşlerim rast gitmiyor. Neye el atsam batıyor. Dön tarihine bakalım. Nasıl geçirdin gençliği? Nasıl geçirdin? Allah dedi ki zina yaparsan hayatını mahvederim senin. Sıkıntı üzerine sıkıntı giydiririm sana. Yaptın mı yaptın? O zaman şimdi çekeceksin sessiz. Sabredeceksin. O gün günaha karşı sabretmedin, bugün onun cezasına karşı sabredeceksin. Onun için bütün üniversite okuyan kardeşlerime söylüyorum. İleride sıkıntılı hayat istemiyorsanız, güzel bir hayat istiyorsanız, ille de ben bu kızla beraber yaşayacağım diyorsan, yani ben bekleyemem üniversite bitene kadar gidip onu istemeye falan filan, tamam.
Nikahınızı kıyın, öyle kalın nerede kalıyorsanız. Allah'a asi olmayın. Ülkeler öyle bir acayip hale geldi ki şehirler, ülkeler diyorum şehirler. Üniversitenin olduğu şehirler berbat hale geldi. Üniversite açılsın istemiyoruz şehrimizde ya. Akyazı'da kapanmıştı, elhamdülillah diyorum. Elhamdülillah diyorum yani. Neden? Çünkü üniversite bize ilim getirmesi lazım, fen getirmesi lazım. Ahlakımızı daha yükseğe taşıması lazım. Berbat edip çıkıyor. Kibir üzerine kibir, terbiyesizlik üzerine terbiyesizlik, hayasızlık üzerine hayasızlık getiriyor. İster mi insan bunu? Hocam siz okumaya mı karşısınız? Ya lafı nasıl dinliyorsunuz? Ben de anlamıyorum sizi. Biz hayasızlığa karşıyız, edepsizliğe karşıyız. İlme karşı olsak biz medrese mi açardık? Talebe mi okuturduk o vakit? Allah Subhanahu ve Teala ilk ayetini oku diye mi gönderdi o vakit? Oku ama Yaradan Rabbinin ismiyle oku. O isimle okursan Allah'ın istemediği şeylerden uzak durursun. O isimle okumadın, hayasızlık, vefasızlık, hayvanlık, her şey üzerinde toplandı bu vakit. Ne laftan onlar, ne bir şeyden anlar. E hocam benim kardeşim de orada. Benim kardeşim de belki orada. Benim akrabam da belki orada. Ama bu hastalık yayıyor yani. Bu senlik benlik bir mevzu değil. Hepsi bizim kardeşimiz onların. Onları düzeltmek için söylüyoruz zaten burada. Önce kendilerini, sonra devleti mahvedecekler. Bu hayasızlıkla yani. وَلَا يَزْنُونَ Bak ne diyor Mevla? Haksız yere adam öldüren, Allah'tan başkasına ibadet eden ve zina edenler. وَمَنْ يَفْعَلْ يَلْقَ ذَٰلِكَ اَثَامًا Kim bunları yaparsa onları mahveden, rezil eden azap onlara yapışacak, gidecek. يَلْقَ اَثَامًا Sonra يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ ف۪يهِ مُهَانًا Azap onlara kat kat fazlalaştırır diyor Mevla. Kim? Üç nokta bak. Mümin olmayan zaten kafir. Sonra haksız yere insan öldüren, sonra zina yapan. Üç nokta. Kat kat fazlalaştırır azabı devamlı. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Şimdi kabir azabını inkar edenler vardır. Ayet-i kerimelerde Mevla buyuruyor işte. Bunları yapana zaten ceza keseceğiz diyor. Ahirette azabı daha da berbat olacak. Demek ki dünyada çektiği azap var. Dünyada çektiği azap var. E sıkıntılar olabilir, şunlar olabilir, bunlar olabilir ama Allah başka ayet-i kerimede yine buyuruyor Mevla. Kabir azabını anlatan çok ayet-i kerime vardır. Hazreti Ali diyor ki, Kella o Tekasür suresinde, Seya'lemûn, sonra görecekler, sonra bilecekler. Sümme kella seya'lemûn. Sonra tekrar bir sonra. O kafirler öldüler. Görecekler diyor sonra. Bu hayatta görmediler, kabirde görecek. Sonra bir daha görecekler diyor Mevlamız. İşte o da diyor kıyamettir diyor. Yani ahirde, cehennemde yani. Başka Firavun'u anlatırken اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهِمْ غُدُوَّ وَعَشِيَّ Sabah akşam onlara ateş veriliyor diyor Mevla. Sonra hemen devamında kıyamet günü geldiği zaman en şiddetli azaba sokun onları. Yani ehl-i sünnet uleması ne dediyse hepsi delillidir zaten. Bir takım zibil kabilinden insanlar çıkıyor işte. Bunlar yani yeni bir şeyler söylüyormuş gibi söylüyorlar. Halbuki Mutezile mezhebinin düşüncelerini olduğu gibi getiriyorlar. 1400 senenin uleması onlara zaten cevaplarını çok çok vermişler. Hepsinin cevabı var. Fakat cahil onları dinleyince zannediyor ki o doğrudur yani. Sorun ehl-i sünnet ulemasına. Bizde bizim mübarek ulemamız ve evliyamız delilsiz söz söylemezler yani. Boş söz söylemezler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ işte onlara azap devamlı, devamlı çoğaltılır diyor Mevlamız. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ عَمِلًا صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُرًا رَحِيمًا Kim ama tevbe ederse,
Yanlış yapmış olabilir. Biraz önce sohbetin başında dedi ki hataya düşmüş olabilir, eksik yapmış olabilir. Allah'ın istemediğini yapmış olabilir. Anladı, idrak etti, yanlış olduğunun farkına vardı, tövbe etti. Ve burada Mevla Müteal çok ince bir sırrı da bize veriyor. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا Bu ne demek? Tevbeyi yapıyorum ama tutamıyorum diyor ya çokları. Nasıl tutacağının aslında işareti. Tevbe etti. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا Salih amelleri kattı ona. Salih amelleri kattı. Ne var Mevlamız? فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِمْ حَسَنَاتِ Onu öyle bir affeder ki günahlarını haseneye çevirir diyor. Sevaba çevirir. Sevaba çevirir. Bunun farklı farklı açıklamalarında bulunmuşlar. Kimisi günahları silir, sadece sevapları bırakır manasında diye söylemişler ama en güzeli açıklaması odur. Zaten ayetin aleni işareti de odur. Günah olarak yazılmış olan şeyi Allah Subhanahu ve Teala sevabı döndürür. Bunun bir hikmeti olarak şeyhimiz de kalbimize gönderiyor yani. Daha önce işlemiş olduğu günahlardan ibretli dersler çıkartır. O ibretli dersler ile hem kendinin gelecek hayatında manevi kapılarını daha çok, daha rahat açılmasına vesile kılar onları, hem de başka insanların o hatalara düşmemesi için yolları gösterir onlara. Hasenata döndürmesi yani. Yeter ki Rabbimize dönelim. Her ne halde olursan ol, atınç da olsan, kakınç da olsan, dokunç da olsan, her ne olursan ol, Rabbine dön. Ona karşı durma. Tevbeni et, salih amel işle. Dünyada kendini bir şey sanma. Toprağın altına girince ne olacaksın orayı düşün. Erkekliğin orada varsa tamam, hadi bakalım. Yoksa hiç. Kendini bir şey sanıp şeytanın oyununa kanma. Allah Subhanahu ve Teala bizi tevbekârlardan eylesin. Salih ameller işleyenlerden eylesin Celle Celaluhu. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil Fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.